Merhabalar sayın seyirciler. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Şimdiden bayramımız mübarek olsun inşallah. Rabbim bu cuma günü bayramı ve aynı zamanda yarın idrak edeceğimiz kurban bayramı hürmetine cümlemizden ve cümlenizden razı olsun. Razı olduğu ameller işleyebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Bu gece hürmetine Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hastası olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Borçları olanlara da en kısa zamanda ödemeler nasip eylesin. Sıkıntısı olanlar varsa Rabbim sıkıntılarını gidersin inşallah. Evet kıymetli izleyiciler, cuma sohbetlerinde bu akşam inşallah kurban bayramı üzerine sohbet edeceğiz. İşte hem bayramın ne olduğunu, bayramı idrak ederken nasıl davranmamız gerektiğini, İşte vesilesi sebebi olan kurbanın tarihçesi nedir? Bununla ilgili sohbet edeceğiz inşallah. Sohbet konuğum Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Sayın Mehmet Salih Eren Hocam. Hocamız da inşallah bu gece hem Arefe günü, şu anda malumunuz hacılarımız da halen Arafat'ta vakfederler. Tabii bütün dünya hacılarının hepsini birden kastediyoruz. Çünkü onlar bölüm bölüm akşam namazından sonra Müzdelife'ye doğru yola çıktılar. Bu konuları inşallah hocamızla beraber sohbet ortamında anlatmaya çalışacağız. Evet Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Şimdiden bayramınız mübarek olsun Allah hocam razı sizlerin olsun. De. Sağ olun, var olun. Bu Arefe gününde, çünkü iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Hem Cuma evet, bayramını hem de inşallah yarın Kurban yarın bayramını hocam. İdrak edeceğiz hocam. Evet hocam, malumunuz... Bundan önceki bir programımızda hangi hayvanlar kurban edilir? Evet. İşte kurbanla ilgili merak edilen konular nelerdi? Onlara değinmiştik. Bir nebze dedi ki bu programımızda en azından hiç olmazsa onun devamı niteliğinde olsun. Biraz bayramdan bahsedelim. Biraz bayramdan bahsedelim. Biraz İnşallah. Kurbanın tarihçesinden bahsedelim. Evet. Çünkü kurban denince aklımıza ilk gelen isimlerden bir tanesi İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam. Çok doğru. Bize kurbanın tarihçesi hakkında neler söyleyebilirsin Sayın Hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Cenab-ı Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Şu anda bizleri izleyen, dinleyen kardeşlerimizin de şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri, onları daha nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Ve kesecekleri, kurbanları da Cenab-ı Allah katında makbul ve karin eylesin inşallah. Allah-u Teala onun kendilerinden kabul eylesin. Tabii kurban deyince aynı zamanda hac ibadetiyle de alakası vardır. Evet. İslam'ın 5 şartından biri olan malum hac ibadeti aslında bize Hazreti İbrahim'den kalan bir ibadettir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, oğlu Hazreti İsmail, eşi Hazreti Hacer, yani bu peygamberin, Hazreti İbrahim'in ve oğlunun, onun eşinin bize bıraktığı bir emanettir diyelim. Evet. Yani en önemli üç insanın, evet. Gerek baba, anne ve evlat. Evlat. Evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tabi ayet-i kerimede bahsediyor. Rabbi inni eskentu min zürriyeti biwaden gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Rabbim kendi zürriyetimden yani hiçbir ziraatın, hiçbir şeyin yeşermediği bir yerde senin haram olan yani muharram olan evinin yanında, beyti haramda bıraktım. Daha sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala'ya dua ediyor. Ve diyor ki insanların kalplerini onlara doğru yönel ki onlar orada yaşayabilsinler. Çünkü hiçbir şey yok o arazide. Kupkuru bir yer, çöl. Ve o hatıralar hac ibadetini bize yani ortaya çıkardı. Çünkü orada mesela örneğin aklıma gelen Safa ve Merve arasında gidip gelmeler. Mesela evet, 7 sefer sa'i yapma. Evet. Orada Hacer validemiz radıyallahu anha su aramak için Safa tepesinden Merve tepesine gidiyor. Orada etrafına bakıyor. Bakıyor hiçbir şey yok. Oradan da iniyor bir daha Merve tepesine gidiyor. Bu şekilde 7 sefer gidip gel git gel yapıyor yani. Evet. Ve oradan
Mesela hacıların haca gittiyseniz biliyorsunuz mutlaka işaretli yerler var. Böyle yeşil ışıkla belli. Oraya geldiğin zaman işte orada hızlı koşarsın falan. Niye mesela? Çünkü oradan kalma bir şey. Hazreti Hacer radıyallahu anha oraya geldiği zaman yani daha hızlı koşabilmesi için eteklerini biraz kaldırır ve hızlı koşar. O esnada demek ki orada bak bize bir hacin menasikinden bir nüsuk orada bize bıraktı. Ve aynı şekilde Kabe'nin 7 sefer tavaf edilmesi. Ayet-i kerimede estaizu billah ve iz yarfu İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmailu. Hani İbrahim ve İsmail beytin temellerini kaldırdı. Yani demek orada bir temel var. Hazreti İbrahim aleyhisselam ve Hazreti İsmail o temeli yükselttiler. Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Ey Rabbimiz bizden bunu kabul et. Şüphesiz sen işiten ve bilensin. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina. Rabbimiz bizi ve zürriyetimizden gelenleri Müslüman kıl bizi ve zürriyetimizi. Ve erina menasikena. Yani bize sana nasıl ibadet edeceğimizi, nüsukumuzu yani hac vazifemizi ve ibadetimizi bize göster. Evet. İnneke entel azizul hakim diye ayet-i kerime devam ediyor. Tabii şimdi, hocam ondan önce de esasında yani daha bir ders almamız gereken noktalardan bir tanesi Allah'a teslimiyeti işaret eden İbrahim aleyhisselam Hazreti Hacer annemiz de oğlu İsmail'i getirip de Kabe'nin hiçbir şeyin bulunmadığı yere bırakıp gitmesi, bir şey söylememesi ve orada Hazreti Hacer annemizin ya bizi burada kimse yok, niye burada bu ıssız çölde bizi bırakıp gidiyorsun? Çok büyük bir teslimiyet gerçekten. Çok büyük bir teslimiyet. Aynen. Esas burada yani esasında yani hac yaparken de Safa Merve arasında sayı yaparken de Kabe'yi tavaf ederken de oradan esasında çıkartmamız gereken dersler var. Yani biraz önceki okuduğunuz ayetlerde de Cenab-ı Allah bizlere İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Hacer annemize anlatırken evet. Yani bunlardan ders ve ibret almamız gerektiğini. Esasında o iman ve teslimiyet değil mi hocam burada kastedilen mana? Çok doğru. Yani zaten Hazreti İbrahim deyince aklımıza teslimiyeti gelir. Evet. Ve oğlu da Hazreti İsmail Aleyhisselam. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Evet. Yani Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetlerinin ne kadar zirvede olduğunu Kur'an-ı Kerim ayet ayet, kelime kelime anlatıyor. Evet. Estaizu billah. Rabbi hebli minessalihin. Rabbim bana salihlerden bir evlat ver diye dua ediyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Daha çocuğu yok. Febeşşarnahu bi gulamin halim. Biz ona yumuşak huylu bir oğlan çocuğu müjdeledik. Evet. Felemma belaga ma'ahu es-sa'ye. Ne zaman o çocuk böyle onunla koşacak çağa geldi. Evet. Yani babasının yanında hani babası bir yere gittiği zaman çocuğu da onunla beraber bir yere gidiyor. Yani böyle ne diyelim 9-10 yaşlarında mesela o civarda. Kale ya buneyye. Temiz yaşını geçmiş temiz artık. Temiz yaşını geçmiş artık. Evet. Böyle tam insan böyle onu sevecek yaştadır yani. Evet. Kale ya buneyye inni ara fil menami enni ezbehuk. Ey yavrucuğum bana yani rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Bana gösterildi yani rüyamda. Evet. Yani kurbanı kastediyor değil evet. mi hocam? Kurban edildiği. Seni boğazladığımı ben görüyorum evet. rüyamda. Evet. Fenzur mâze tara. Yani sen bunu nasıl görüyorsun? Bir düşün bakalım. Düşün taşını. Sen buna ne diyorsun? Kâle ye ebetif'al mâ tu'mar. Hazreti İsmail'in de aynı zamanda onda büyük bir teslimiyeti var. İf'al mâ tu'mar. Ey babacığım emrolunduğun şeyi yap. Yani ikisi de büyük bir teslimiyet göstermişler gerçekten yani. Evet. Yani insan kendimizi yani onların durumuna koyacak derecede zaten şey yapamayız. Evet. Hocam zaten orada Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun çünkü evet. İbrahim Aleyhisselam'a bir erkek evlat müjdelendiği zaman İbrahim Aleyhisselam'la Hacer annemizin zaten yaşları da ileri. Evet. Yani belki ben düşünüldüğü zaman bir çocuklarının olma durumu bile belki zor olacak bir dönemde Cenab-ı Allah onlara o evladı veriyor. Yani burada Allah'ın büyüklüğü Celle Celaluhu'nun bir de dediğiniz gibi İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Aynen. Evet.
Şimdi ayet-i kerime devam ediyor. İsterseniz oradan devam edelim. Tabii, orada hocam. Onların teslimiyetini daha evet. iyi öğrenmek için. قَالَ يَا اَبَتِ فَعَلْ مَا تُعْمَرْ Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Evet. سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Evet. Yani ben beni boğazladığın zaman, beni rüyanda gördüğün şekliyle boğazladığın zaman ben sabredenlerden olacağım. Yani ben o teslimiyeti göstereceğim. Felemme esleme. Bak bu çok önemli. Ne zaman ki her ikisi de teslim oldular. Her ikisi evet. baba oğul Allah'a teslim oldular. Allah ne emrettiyse onu yerine getirmek üzere Allah'a teslim oldular. Evet. Ve tellehu lil cemil ve onu yani şakağı üzerine yatırdı. Alnı üzerine yatırdı. Tam o esnada وَنَادَيْنَاهُ Yani Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim'e nida ediyor. Evet. اَنْ يَا اِبْرَاهِيمْ اَيْ اِبْرَاهِيمْ قَدْ سَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Sen rüyanı gerçekleştirdin. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَرْزِ الْمُحْسِنِينَ Biz bu şekilde iyilik edenleri bu şekilde mükafatlandırırız. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ Bu apaçık bir imtihandı. Yani o teslimiyeti gösterebilir mi? İmtihanı. Baba oğul kazandı yani. Evet. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظ۪يمٍ Ve onun yerine yani İshal-i İsmail'in yerine büyük bir kurban yani fidye olarak verdik. Verdik, evet. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِ Ve bunu da sonradan gelenlere de bıraktık. Yani Hazreti İbrahim'in soyundan ve sonradan gelen Müslümanların ümmete yani bu onlara bırakıldı. Yani artık evet. ondan sonra da o kurban ibadeti devam edecek. O günden bugüne de zaten devam ediyor. Evet. Evet. Hocam evet. bir de orada yani esasında önemli bir nokta da şu an. Şimdi peygamber evladı ve diyor ki Allah sana bunu emrettiyse yap inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Şimdi evet. Rabbimiz bize hem bu örneği veriyor. Diğer taraftan da aklıma geldi Nuh Aleyhisselam. O da peygamber. Evet. Oğlu Kenan da onun o evladı. Peygamber. O da oğlu. Evlat. Evet. Ama onda o teslimiyet yok. Evet. Daha dünyadayken cezasını alıyor. Hazreti Nuh'un eşi de. Evet. O da inanmıyor. Daha dünyadayken cezasını evet. alıyor. Evet. Evet. Yani esasında burada bize verilen misallerden hemen biz kendimize ders çıkartmamız lazım. Yani ebeveynler olarak, anne babalar olarak tabii. biz bugün günümüze geldiğimiz zaman evlatlarımızı nasıl yetiştiriyoruz? Allah'ı, peygamberi ne kadar tanıyorlar? Onlarda teslimiyet nasıl? Çünkü kurban diyoruz ama hocam belki şu an birçok kardeşimiz önceden hazırlıklarını yaptılar, kurban kesecekler. Evet. Bu bir ibadettir diyoruz. Malı Allah uğrunda kurban etme. Fakat biz kendi nefsimizi ne kadar kurban edebiliyoruz hocam? Yani işte o kurban ibadeti aslında bir nevi insanın kendi nefsini kurban etme yerine evet. o hayvan boğazlanıyor. Ya bu da bir teslimiyettir tabii ki. Evet. Tabii asıl olan insanın takvasıdır. Yani ayet-i kerimede estaizu billah لَنْ يَنَانَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِيمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Yani onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizin takvanız. Yani sizin Allah'a karşı olan derin saygınız, ihlasınız, samimiyetiniz, niyetiniz Allah'a ulaşan odur. Evet. Teslimiyetiniz. Evet. Bir de hocam şimdi oradaki teslimiyet öyle bir şey ki yani eğer o gün bir bedel olarak Cenab-ı Allah bir kurbanlık göndermiş olmasaydı yeah. yani bugün biz evlat kurban etmekle imtihan edilecektik. Tabii. Şimdi o günkü teslimiyete bakıyoruz hocam. Bir de bugünkü teslimiyete geleceğim. Çünkü önemli bir şey bu soracağım soru da şu. Evet. Şimdi birçok kardeşimiz tamam kurban kesiyor. Fakat kurbanı keserken de bunu kesmeden önce tabii hepsi için söylemiyorum bunu. Haklarını helal etsinler kardeşlerimiz. Derin dondurucu alıyorlar ki kestikleri kurbanın etlerini oraya koymak için. Şimdi esasında oradaki teslimiyet sadece yani kesip buzdolabına mı koymak sadece hocam? Sadece kesip buzdolabına koymak değil tabii ki. Veya evet. işte sadece onu başka şekilde ne bileyim sucuk veya başka bir şekilde kendisine saklama mahiyeti değil.
Bu kurbiyet zaten kurban demek, Allah'a yaklaştıran şey demek. O niyetle kesilmesi lazım. Yani bu kurban haccı olanlar, şu anda hac ibadeti yerine getirenler de orada kurbanlarını kesiyor. Yani bizler de burada bu kurbanlarımız da aslında bir nevi onların oradaki o mesela hac ibadetine bir nevi ortak oluyoruz. Evet. Ve dediğiniz gibi yani sadece işte bir et elde etme niyetiyle olmaması lazım. Aslında o kendi canımızdan, kendi malımızdan, Allah rızası için harcayacağımızın bir göstergesi olmalı. Asıl Peygamber, evet, yani Peygamber Efendimiz'e de bakıyor aleyhissalatü vesselam'a. Kurbanı kestikten sonra Hazreti Ayşe annemize soruyor ya, ne kadarını dağıttın diye. Evet, ne kadar dağıttın, işte sadece işte bir bacağını bıraktım, evet, diyor evet, Hazreti Ayşe validemiz, diğer hepsini dağıttım. Desene o dağıttın, hepsi bize kaldı. Yani tabii burada da kişi gerçekten niyeti çok önemli. Her şeyde olduğu gibi, her amelimizde olduğu gibi. Yani bunu işte sadece et elde etme niyetiyle kesmemesi lazım. Bu bir ibadettir yani, Cenab-ı Allah'a emrini yerine getirme. Yani bir peygamberin oğlunu kurban edebilme teslimiyeti, Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti İbrahim ve İsmail, yani onu biz malımızla o teslimiyeti göstermemiz gerekir yani. Evet. Hocam belki yani bir peygamber teslimiyetini belki biz gösteremeyiz ama asla yapamayız. Evet. Ki bu çok biraz zor. Fakat ona yakın bir davranış içerisine girebiliriz. Evet. Yani çünkü Allah burada bunları anlatırken bize bir hikaye olsun diye anlatmıyor. Yani bundan ders ve ibret çıkartmamız, almamız gerektiğini. Yani hatta en başta bahsettiğimiz onardılar, temelleri üzerinden evet, kaldırdılar. Bitirdikten sonra hani Cenab-ı Allah'ın emri kullarımı, beytimi ziyaret için, tavaf için davet et dediğinde İbrahim Aleyhisselam etrafta kimse yok. Ya Rabbi nasıl davet et? Kimi davet et? Sen davet et. Ben onları sesi ulaştırırım. Gibisinden Cenab-ı Allah'ın tabi bunlar önemli şeyler hocam. Çünkü peygamberler her hususta bize örnek. İşte son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hem kurbanın kesilmemesi hem de dağıtımı noktasında bizlere örnek. Şimdi bir de hocam bu kurban kesildikten sonra bir bayram yapılacak. Bu bayramla ilgili bizlere neler söylersiniz hocam? Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman, yani Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman orada bulunan Medinelilerin iki günde yani senenin iki gününde eğlendiklerini, işte oyunlar oynadıklarını, yani bayram yaptıklarını görünce yani soruyor, bu iki gün nedir yani, niye bu şekilde bayram yapıyorsunuz? Medine'deki kişiler de, insanlar da demişler ki ya Resulullah, biz bu iki gün daha cahiliye dönemindeyken biz bu iki günde eğlenirdik, bayram yapardık. Şimdi de aynı şekilde biz devam ediyoruz. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi kendilerine, فَقَالَ قَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهُمَا. Allah-u Teala size bu iki günden daha hayırlı iki gün verdi. يَوْمَ الْاَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. Yani يَوْمَ الْاَضْحَى dediği Kurban bayramı, yani dahilerin kesildiği bayram. Bir yevmül fıtır da Ramazan bayramı. Yani tabi her dinde mutlaka dini bayramlar oluyor. Yani her dinde. Dinimizde de Ramazan bayramı ve kurban bayramı olmak üzere iki bayramımız vardır. Yani bu bayramlarda tabi insan belki farkında değildir. Evet. Ama bir deşarj olma günleri bunlar. Yani insan o dünya meşgalesinden, o dünya telaşesinden, koşuşturmasından şöyle birkaç gün böyle dinleniyor. Arkadaşları olsun, akrabaları olsun, onlarla bir araya geliyor. Sohbetlerini yapıyor, hal hatır soruyor. Bu bile o kişiye o böyle hani hızlı bir o hayat temposundan biraz yavaşlatıyor, dinleniyor. Daha sonra işte o deşarj olduktan sonra temposuna devam etme fırsatı sunuyor bu hocam, iki gün. Bir de o bayram birçok kırgınlıkların ortadan kalkmasına, işte küslerin barışmasına da esasında vesile oluyor. Çünkü bayram bahane edilerek en azından hiç olmazsa Cenab-ı Allah'ın yapın dediği sıla-i rahim, evet, bu vesileyle yapılıp aradaki kırgınlıklar da
giderilebiliyor yani bu bayram vesilesiyle. Bayram deyince zaten aklımıza sıla-i rahim gelir. Yani sıla demek bağ demek. Rahim de ana rahmi dediğimiz, yani o bebeğin savunmasız olduğu, şefkatle işte kucaklandığı, diyelim ki o bölge rahim dediğimiz, yani rahmetin ortaya çıktığı yer. Sıla da o bağdır. Evet. İşte sıla-i rahim dediğimiz, yani işte terim olarak da biz Müslümanlar da, akrabalar da bir nevi o bebeğin o işte ne diyelim gıdasını aldığı o kordon gibi, nasıl ki bağlıysa, bizler de bu sıla-i rahim sayesinde aslında biz o bağı korumaya çalışıyoruz. Evet. Onun bir göstergesidir. Onun için sıla-i rahim deniliyor. Tabii sıla-i rahim deyince en başta ana babamız aklımıza geliyor. Çünkü Cenab-ı Allah kendisine ibadetten sonra emrettiği ikinci şey anne babaya iyilik etmek. Evet. İstaizu billah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهِ Rabbin ancak kendisine ibadet etmeye hükmetti. Ancak bana ibadet edeceksiniz diyor. Evet. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا İkincisi, anne babaya iyilik etmek. İyilik etmek. Yani çok önemli bir şey. Allah'a ibadetten sonra anne babaya iyilik etmek. Allah önce kendinden bahsediyor. Daha sonra anne babasından bahsediyor. فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَ اَوْ كِلَاهُمَا Eğer senin yanında biri veya her ikisi yaşlılık dönemine erdilerse فَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفِّنْ Onlara öf bile deme. وَلَا تَنْهَرْهُمَا Onları azarlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlara güzel söz söyle. Yani Hocam siz bunları söyledikçe birçok insan gözümün önüne geliyor, biliyor yani, musunuz? Yani belki ağlanacak bir durum. Anne babalarına karşı tavır ve davranışlar. Hatta bize bile sorular geliyor. Belki 190 arayı fetva hattında bile soranlar oluyor. Anne baba bir şey söylemiş. Evlat diyor ki kalbim kırıldı. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Düşünebiliyorsunuz mu? Yani anne baba hakkını helal etmiyorum demiyor da evlat diyor. Evlat. Yani o kadar acı bir duruma gelmişiz hocam. İşte inşallah bu bayramlar bu kırgınlıkları giderir de. Giderilmesine inşallah vesile olur. İnşallah. Tabii aslında evlat yani tabii bu hepsinin derin sebepleri var. Yani insan düşündüğü zaman ne diyelim? Yani Kur'an-ı Kerim bu kadar ayetler açık net. Yani ne diyelim, bilgi eksikliği mi diyelim veya evet. Cehalet mi diyelim? Neden evlatlar bu şekilde anne babalarına karşı? Mesela okuduğum ayet-i kerimin devamında وَقُرْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Ve şöyle de diyor, yani Cenab-ı Allah evlada diyor ki وَقُلْ söyle رَبِّ رْحَمْهُمَا Anne babama rahmet et. كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Onlar nasıl küçükken beni yetiştilerse, bana şefkat gösterirse, merhamet gösterirse Ya Rabbi sen de onlara merhamet et. Bu şekilde ona dua et. Yani evet. Cenab-ı Allah evlatlardan diyor ki evlatlara anne babanıza dua edin. Nasıl ki onlar sizi küçükken yetiştirdilerse rahmetle, zorluklarla, hele anne mesela bin bir zorlukla evlatlarını yetiştiriyor. Öyleyse siz de anne babanıza dua edin. Yani mesela bayram yarın inşallah Cenab-ı Allah nasip ederse inşallah hepimizi bayrama kavuşanlardan eylesin. Amin. Başta anamızın elini öpmemiz lazım. Anamız hayattaysa onun elini öpmek lazım. Babamızın hakeza elini öpmek lazım. Hayatta değilse hayır duasını yapmak lazım, dua etmek lazım. Hatıraları tazelemek lazım. Bazen anne babamızın arkadaşları oluyor bu sefer yani. Mesela baba dostu diyoruz ya. Baba dostu. Onları ziyaret etmek. Evet. O da yani bir nevi babanın hatırası. Tabii eğer anne baba yoksa diyor yani o evet. Onları ziyaret etmek de anne babayı sevindirir manasında. Sevindirir manasında evet. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam da öyle buyurmuyor. Hani soruyorlar ya eyyü'l-amelu ahabbu ilallah diye Peygamber Efendimiz'e amellerin en faziletlisi hangisidir? Evet. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya es-salatu aleyhi ve sellem diye vaktinde kılınan namazdır.
Kultusunmayı sonra hangisidir dediklerini birrul valideyn. Birrul valideyn. Anne ve babana iyilik etmen. İyilik etmen, itaat etmen. Yani esasında cennet anaların ayağı altında derken de bir nevi sanki hocam yani bu anlatılıyor. Yani onlara itaat etme, onları sevme, gönüllerini hoş tutma. Ha ne olur? Belki ayette Cenab-ı Allah söylüyor. Yani eğer Allah'a isyan hususunda onlara itaat etmeyin. Tamam. Tabii. Fakat onun haricinde itaat etmek, sevmek, saymak. Yani bir babayı, bir anneyi en çok ne sevindirir? Yani çocuğun, evladın anne babasının sözünü dinlemesi yani. Mesela veya ne diyelim? Anne babasının hoşuna gidecek davranışlarda bulunması. Anne baba en çok sevdiren o. Yani çocuk hata etse bile anne babanın sevgisi o hataya galebe çalar. Evet. Yani onu bir nevi hadi bu sefer affeder. Bu sefer yanlışından döner. Ve bir daha bu işi yapmaz gibisinden onun o hatasını tolere edeceğini farz eder. Ve bu şekilde ona karşı davranır. Evet, yani Cenab-ı Allah en fazla annemizle sohbet etmemizi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde annemizle sohbet etmemizi bizlere tavsiye ediyor. Hatta birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Ya Resulallah, ben en çok kiminle arkadaşlık yapayım? Yani en çok kiminle sohbet edeyim? Kale ummuk. Evet. Annenle. Evet. Kale sınmemen daha sonra ummuk. Yine annen. Yine annen. Sonra yine kiminle yani sohbet edeyim, arkadaşlık yapayım, hal hatır sorayım? Ummuk. Üç yine sefer annen diyor annen, annen. Daha sonra ebuk diyor. Yani üç derece daha fazla anne hakkı babadan daha üstün, daha üstün diyebiliriz yani. Evet tabii bu bayramdan bahsederken, işte sırayı rahimden bahsederken hocam sadece yani diyelim ki bu ebeveynler değil, yani sadece anne baba değil, yani diğer tabii akrabalar için de durum aynısı ziyaret etme noktasında. Çünkü Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir, gelmeyene gidin, iyilik yapmayana iyilik yapın yani. Niye? Biz Müslümanlar olarak örnek olacağız. Peki hocam, şimdi malumunuz yarın Kurban Bayramı. Şimdi bazı kardeşlerimiz önceden yemek hazırlamak için et ihtiyaçlarını giderme açısından bayram namazından önce kurban kesenler oluyor. Bunların kurbanı olur mu? Olmaz mı hocam? Yok. Bayram namazından onun önce bir kesme zamanı var mı? Kesme zamanı bayram namazından sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Şafii mezhebine dördüncü günü güneş batıncaya kadar. Evet. Yani namazdan önce kesilen kurban, kurban değildir, normal ettir. Yani bu vacip kurban yerine geçmez değil mi hocam? Vacip kurban yerine geçmez. Yoksa peki hocam bilgi amaçlı, çünkü izleyicilerimiz belki bunu duyduktan sonra merak edebilirler. Adak kurbanı veya akika kurbanı olursa olur. Bunların bayram onların namazından herhangi önce bir zamanı yok. Herhangi bir zamanı yok. Kesilebilir yani. Kesilebilir. Evet. Yani onlar namazdan önce de kesse bir sakıncası yok. Evet. Adak kurban olsun, diğer mesela akika kurban olsun, sıkıntı yok. Onlar kesilebilir. Evet hocam. Peki hocam, buyurun hocam. Tabii şimdi bayram ile ilgili, yarın inşallah bayram namazına gideceğiz. İnşallah. Bayram namazı ile ilgili bazı sünnetler var. Bayram namaza giderken neler yapmak lazım? Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Yani o sünnetlerden bahsederken, Ramazan bayramında bir şey yiyerek namaza gitmek. İftarını açarak namaza gitmek. Ramazan bayramında. Ama kurban bayramında bir şey yemeden namaza gitmek, namazdan sonra eve gelmek, kurban ibadetini yerine getirmek, tabii imkanı olanlar için. Daha sonra o kesilen kurban etinden iftarını açmak. Tabii hocam, bu kurban kesecekler için, sonra tabii kurban kesecek durumda yani olmayan kardeşlerimiz de bizi izlerken ya işte biz de yemeyelim, bize kurban eti gelinceye kadar beklemelerine gerek yok. Onlar sadece kurban kesecek yok olanlar için. Evet. Yani onlar da şöyle yapabilir. Yine namazdan önce bir şey yemezler. Namazdan sonra geldikten sonra yemeklerini yerler. Bir sünneti ihya etmiş olurlar.
Bu bir. İkincisi, evet. Bayram sabahı erken kalkmak mesela. Sabah namazını cemaatle kılmak. Zaten sabah namazı kılındıktan sonra, yani güneş doğduktan 45 dakika sonra da sabah kurban bayramı namazının vakti girmiş oluyor. Zaten, kerahat vakti çıktıktan sonra. Bizim Adıyaman için de bu vesileyle hatırlatmış olalım. Camilerimizde Adıyaman merkezi için söylüyoruz. 5.46'da evet. Bayram namazı kılınacak. Tabii şu anda yayınımız dünyanın birçok yerine ulaşıyor. Yani onlar da farklı. Onlar da şeyleri farklı. Evet, güneş doğduktan 45 dakika sonra evet. Bayram namazları kılınacak. Evet. Bu vesileyle hatırlatmış olduk. Evet. Evet hocam. Bu bir. Dedi ki erken kalkması, temizlenmesi, yıkanması, gusül yapması sünnettir. Evet. Mesela yani bayram namazı guslü dediğimiz gusül sünnettir. Güzel koku sürmesi sünnettir. Evet. Çünkü kalabalık bir ortama gidiyorsun. Cemaatin olduğu bir yere gidiyorsun. Bu mesela gusül etmek, güzel koku sürmek mesela cumada da öyle sünnet. Evet. Yani dinimiz insana diyor ki sen kalabalık bir yere gittiğin zaman, bir cemaate gittiğin zaman, bir yerde olduğun zaman yandaki kişi senden rahatsız olmasın. Yani senin kokundan dolayı mesela evet. Onun ibadetindeki o huşu kaybolmasın. Bu yüzden yıkan, temizlen, güzel koku sür. O şekilde git. Hocam onun haricinde de zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam soğan ve sarımsak yiyenler mescidimize yaklaşmasın. He. Yani niye? İnsanlar rahatsız oluyor. Cemaat rahatsız olmasın diye. Evet. Hocam. Peki soğan sarımsağı bir de sigarayı da ekleyebilir miyiz? O tam en başta hocam. Evet. Bence onu da eklemek lazım. Hocam zaten sigara içenler için söylüyor ya, belki bayanlardan da içenler oluyor da erkek kardeşlerimizle biz yani karşılaştığımız yani zaman. Aslında şöyle. İnsanı rahatsız eden her şey. Evet. Şunu diyecektim. Şunu söylüyorduk konuşma esnasında. İnşallah Rabbim de dua olarak kabul eder diyorduk. Ya sizin eşleriniz size sabrettiği için bu kokunuza inşallah bu vesileyle cennete girerler. İnşallah. Öyle diyoruz. Gerçekten. Yani böyle bir talepte bulunuyoruz inşallah. Dua ediyoruz. Yani bu sigara içenleri de bu arada yani bırakmalarını arzu ediyoruz. Yani tabii herkes sigara ne kadar zararlı olduğunu biliyor da. Bir de içmeyenler mesela. İçmeyenler daha fazla rahatsız. Evet. Ben çok rahatsız hocam, mesela. Tıbben zaten zararlı olduğu belli olmuş. Zaten haram hükmü içerisine giriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu hususta fetva vermiş zaten. Diğer yönden israf noktasında, dediğiniz gibi koku noktasında, insanları rahatsız etme noktasında ulema da ne yapmış? Bunu içmeyin diyor. Tabii. Evet. Yani soğan sarımsağın aşağı değil. Evet, evet. Ondan sonra temiz ve yeni elbise giymek. Gücü yetiyorsa namaza yürüyerek gitmesi sünnettir yani. Güler yüzlü ve sevinçli görünmek. Yoksullara çokça sadaka vermek. Bunlar hepsi yani bayram namazının sünnetlerinden. Bayram namazına giderken yolda tekbir getirmek. Yani en azından mırıldanarak Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd. Bir de şöyle bir sünnet de var. Yani diyor, bayrama giderken bir yoldan gittin, öbür yoldan dönüşte de farklı bir yoldan gel. Evet. Nedeni de giderken diyor, yolla karşılaştığın insanları görürsün, dönerken de farklı insanlar görürsün. Daha fazla insanlarla buluşmak niyetiyle öyle bir sünnet de var. Bayram namazına kurban kesecekse kurban etinden yiyinceye kadar oruç tutuyormuş gibi bir şey yiyip içmemek. Evet. Biraz önce bahsettik. Yani kurbanını kesecekse namaza gittiği zaman bir şey yememesi sünnettir. Daha sonra kurbanını kestikten sonra iftarını o şekilde açar. Kurban etinden iftar etmek. Çünkü Peygamberimiz böyle yaparlardı. Evet. Çoluk çocuğuna bolluk göstermek. Evet. Her bayramda yani çoluk çocuğuna bolluk göstermek de yine sünnettir. Ve her namazdan sonra da bir hatırlatma daha yapalım. Mutlaka teşrik tekbirlerini getirmek. Yani Arefe günü sabah namazından başladı. Yani bugün başladı. Evet. Devam ediyor. Bayramın dördüncü günü. Dördüncü gün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda her farz namazından sonra üçer defa tekbir getirmek sünnettir. Peki, vaciptir. Hocam orada üçer defa mı getirmesi gerekiyor yoksa bir defa getirmesi yani bir defa yeterli getirse o sünnet yerine geliyor. Evet. Ama tabii örfümüz üç defa getirilir.
Evet yani bir defa yetirse de yetiyor. Bir defa olsun. Yani bunda şundan dolayı bazı yerlerde diyelim ki cemaatle namaz kılındıktan sonra diyelim ki imam efendi bir defa tutup tekbir getirirse cemaatten belki müdahale oluyor. Evet. Evet yani bir defa da yeterli. Bir defa bunu da o sünnet yerine gelmiş olur. Lazım. Evet, doğru hocam. Yani tabii hocam bu teşrik tekbirini de bir daha izleyicilerimize hatırlatma açısından bir daha söyleyebilir miyiz? Nasıl getirmeleri gerektiğini. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Evet, bu yeterli. Bu yeterli. Evet hocam. Anlamı da Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Hamd ancak ona mahsustur. Ona mahsustur. şimdi şeyden bir de hocam bu bayramda ziyaret edilecek yerlerden bahsettik de anne ve baba dedik. Şimdi bunun haricinde komşular hususunda neler tavsiye edersiniz? Şimdi tabii komşuları da elbet. Çünkü hocam buna çok ihtiyacımız var. Evet. Yani niye? Çünkü artık mimari yatay değil dikey şekilde devam ediyor. Çok katlı binalarda oturuluyor. Asansörde bile karşılaşıldığı zaman birbirlerini sorma, selam verme çok az. Az olmuş. Evet. O da bizim bu doğu kesiminde var. Diğer yerlerde belki biraz daha da düşük. Bu hususta dini biraz daha bilen kardeşlerimize birbirlerine karşı, komşulara karşı vazife, sorumluluk noktasında neler söylersiniz? İşte kurban ibadeti de aslında bu sosyal ilişkilerimizi arttıran bir yapıdır yani, bir ibadetimizdir. Yani bu diyelim ki kurban kesen birisi, o eti komşusuna, kesmeyen birisine götürdüğü zaman, dağıttığı zaman en azından orada bir mesela tanışma olur. Evet. Hal hatır sorma meydana gelir. Kurban bayramında da yani bayramlarda da özellikle ne yapmak lazım? Komşularımızın hal hatırını sormak lazım. Evet. Yani bunu da mesela mümkünse ailece gitmek. Değilse de sadece mesela gidip kapılarının çalınması dahi, bayramların tebrik edilmesi dahi o bile yeter. Evet. Şimdi tabii bazen anne baba ziyareti dedik, akraba ziyareti dedik. Bazen insan gidemeyebiliyor uzak oldukları için. Evet. En azından telefonlarımız var. Yani o da büyük bir nimettir. Teknoloji nimetinden faydalanmak lazım. Akrabalarımızı arayarak da mesela hal hatır sorabiliriz. Evet. Şu anda bir de görüntülü konuşma imkanı da var. Yani onu da insan kullanabilir. Evet. Dolayısıyla ne kadar uzak olursa olsun, dünyanın öbür ucunda dahi olsa, kişi akrabasını sorması, yani sıla-i rahim dediğimiz vecibeyi yerine getirmesi gerekir. Özellikle bu bayramlarda daha önemlidir. Yani demek ki telefonla da bu sıla-i rahmi yerine getirebiliyorlar. En azından o bile olur yani. Evet. Bir de hocam kurban eti dağıtılırken Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi oluyor ya, üçe bölüp de işte bir kısmını ev halkına, bir kısmını fakir fukara, diğer bir kısmını da akrabalar arasında veya eve gelenlere ikram etme noktasında yapın diye tavsiyede bulunuyor da. Evet. Hocam zengin olan birine, hani dedik ya komşulardan diyalog kurma açısından. Şimdi kişi kurban kesmiş fakat onunla diyalog kurabilme açısından kurban kesmiş olana da kurban etinin verilmesinin bir mahsuru var mı? Hediye olarak verebiliriz, bir sakıncası yok. Yani çünkü birçok kardeşimiz soruyor ya kurban kestiniz mi veya filan yer kurban kesti mi? Halbuki burada aradaki hediyeleşme zuhur ediyor ya, hem bir sünnet yerine geliyor hem aradaki sosyal ilişki düzeliyor. Evet. Yani komşusu, akrabası zengin bile olsa kişi ona hediye niyetiyle kurban etinden hediye edebilir. Evet. Fakirler tabii daha ön plandadır. Onlara vermek daha evladır. Ama dediğiniz gibi o sosyal alaka, ilişki devam etsin diye ona da hediye olarak verilebilir. Bu kurban etinden, gerçi Diyanet İşleri Başkanlığımız da birçok örnekler verdi. Yurt dışında kesilen kurbanlarla ilgili de Hristiyan
vatandaşlara, Hristiyan olanlara da bu kurbanın etinden evet. verildiğini, en azından hiç olmazsa aradaki buzların erinmesi, evet. Müslümanların birbirlerini tanıması, görmesi. Hatta o vesileyle de Müslüman evet. olanlar da var. Evet. Yani o verilen o bir parça etliyle, mesela şu anda Diyanet Vakfı 149 ülkede kurban faaliyetini yürütmektedir. Ve bu kurban et yani dağıtımı sayesinde de birçok kişinin Müslüman olduğu da söyleniyor. Evet. Yani bu sadece bir et dağıtım meselesi değil. Bu aynı evet. zamanda dinimizi de, İslamiyetimizi de yayma yani meselesidir. Hocam öyle zaten şimdi Müslüman'ı tanımıyorlar, bilmiyorlar. Evet. Kendilerine anlatılan şekilde hı. Müslüman'ı tanıyorlar. Hiç görmemişler. Fakat en azından bu şekilde işte bu vesile oluyor evet. kurban eti. Müslüman hakkında bilgi ediniyorlar. Hı hı. Hocam son 5 dakikamız. Evet. Bunu da vekaletle kurban konusuna biraz ayırmak istiyoruz. Evet. Şu anda vekaletle kurban devam ediyor. Ne zamana kadar sürecek? Bayramın yani yarın evet. mesai bitimine kadar evet. kurban vekaleti vermek isteyen kardeşlerimiz varsa evet. müftülüklerimize, müftülüğümüze işte cami imamlarımıza başvurabilirler. Evet. Onları yönlendirir veya evet. internet sitesinden bizzat kendileri de giriş yaparak orada seçerler mesela yurt içi mi yurt dışı mı evet. o şekilde beyan edip orada kurban vekaleti verebilirler. Hocam hatırlatma açısından evet. izleyicilerimize yurt dışında kurban kestirmek isteyenler ne kadar ücret ödeyecek? Yurt içi yurt kestirmek dışı isteyenlerse 1800 TL, evet. yurt içi 2250 TL. Evet. Evet. Ve bu vekalet verildikten sonra kendilerine mesaj gelir. Vekaletiniz evet. alındı diye. Daha sonra kurban kesildikten sonra da kurbanınız kesildi, falan ülkede kesildi. O evet. şekilde de onlara mesaj gelir. Evet. Evet. Tabii bazı kuruluşlar video da gönderebiliyor. Fakat daha kurban sayıları fazla olduğu için o video kayıt imkanı daha vakıf olarak daha sunamadık. Çünkü sayı çok fazla. Hocam şimdi ama isteyen özellikle evet. birisi istediği zaman da evet. ben videomu istiyorum dediği zaman da ilgili mesela müftülükle irtibata geçilir. Kime vekalet verilmişse o mesela Diyanet Vakfı ile irtibata geçer. O video kendisine de gönderilebiliyor. Öyle bir şey de var yani. Ama hocam o biraz zor değil mi? Çok zor. Çünkü örnek evet. veriyorum. Belki bazı kurum kuruluşlarda bazı vakıflarda, derneklerde kesiyor fakat şimdi onlardaki sayı belli. Yani örnek veriyorum evet. belki 100, 200, 300 misal veriyorum. Fakat bizim Türkiye Diyanet Vakfı binlerce kurban kesiyor. Aynen. Şimdi onların hepsini birden toplayabilmesi, hepsine video göndermesi belki biraz zor. Zaten bunu da vatandaşlarımız, halkımız biliyor. Allah razı olsun teveccühlerinden evet. dolayı. Güvendikleri için pek onu da aramıyorlar sanki hocam. Evet. Evet hocam son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Yani tabii Allah-u Teala inşallah yarın kavuşacağımız Kurban Bayramı'nı evet. hepimiz için hayırlı mübarek eylesin inşallah. Amin. Allah-u Teala bayramı sevdiklerimize kavuşmaya vesile kılsın. Ana babamızın ellerini öpmeye vesile eylesin inşallah. Akrabalarımızın halatını sormaya vesile eylesin. Ve kurbanlarını kesecek olan kardeşlerimizin de Cenab-ı Allah kendilerinden kabul eylesin inşallah. Amin. Ve şunu da unutmayalım. Keseceğimiz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ancak takvamız, samimiyetimiz, niyetimiz Allah'a ulaşacaktır. Bu vesileyle keseceğimiz zaman niyetimizi samimiyetle sadece Allah rızası için Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in teslimiyetini de göz önüne alarak kendi canımızdan, kendi malımızdan Allah rızası için harcayabileceğimizi göstererek kurbanı kesmeye inşallah Cenab-ı Allah hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Davetimize icabet ettiniz. Bilgilerinizden de istifade ettik. Allah razı olsun. Çünkü şu anda bayram gecesi. Belki televizyon ekranının karşısında oturan insan sayısı belki çok az olabilir. Çünkü bir yandan bayram alışverişi. Bayram telaşesi var. Bayram telaşesi var. İşte bir yandan temizlik, bir yandan işte diyelim ki çocukların bayramlığının alınması,
bir yandan misafirler için hazırlık gibi. Fakat biz iyi biliyoruz ki bunların yaptıklarının hepsi de inşallah Müslüman kardeşlerimiz için ibadet yerine i̇nşallah. Geçiyor. Çok teşekkür ettik Sayın Hocam. Allah evet kıymetli izleyiciler, bir Cuma Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Program konuğumuz Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Sayın Mehmet Salih Eren hocamızdı. Hocamızla hem vekaletle kurban, hem kurban bayramını, hem de kurbanın tarihçesi üzerine sohbet ettik. Rabbim bizleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layık bir ümmet eylesin. Kendisine de layıkıyla kulluk yapan kullarından eylesin inşallah. Hani hocamızın da belirttiği gibi o kesmiş olduğumuz kurbanlıkların, hayvanların ne etleri, ne tüyleri, ne kanları Allah'a ulaşır. Ancak ulaşacak olan takvadır dedi ya. Evet, Rabbim hepimizi takvalı olanlardan eylesin diyor. Ve şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar.